Milyonların gözü kulağı bu haberde. Asgari ücretin ne kadar olacağı her yıl yapılan toplantıların ardından belli oluyor. 2024 yılı asgari ücret için zammın miktarı ve konuya dair yetkililerin güncel açıklamaları da merak ediliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada işçi, memur ve emekliler için yeni müjdeler vereceklerini söylemesi, gözleri yeni yıl asgari ücret toplantılarına çevirdi. Bunun üzerine Aksu Haber olarak vatandaşlara 2024 yılında asgari ücret ne kadar olmalı diye sorduk. Yani şu anki duruma göre, yani şeye göre, bilmiyorum bütçeye göre çok düşük. 15 olmalı en azından. 15? Evet, 15 bin olmalı. Her şey pahalı. Markete gittiğinde yani eli boş çıkıyor insan. Vallahi en az 18 bin olmalı. Açlık sınırı zaten 18 binin de altında daha. Belki de 20 bin, 22 bin olmalı abi. 30 lira olmalı. Neden? Çünkü şimdi şu an hayat şartları çok zor. Onun için yani geçim zor. Yetmiyor. Vallahi şu günümüz şartında yani bir 17-18'i bulması lazım. İnsanların geçinebilmesi için. Yani zaten insanlar zor kanaat geçiriyor. Bir de biz deprem bölgesinde olduğumuz için her şey iki katına çıktı. Yani alım gücü azaldı. Onun için yani en az 17-18 olması lazım. Asgari ücret en az 17 bin olması gerekiyor. Yani memurlara zam geldiği için asgari ücrete zam gelmesi gerekiyor. Kiralar, gelirler, giderler ancak o kadar olabilir yani. Fazlasını da beklemiyorum devletten. Şu anki ekonomiye bakarak yaklaşık bir 15-15 bin 500 falan belki biraz zorlar ama olabilir yani. Daha da yüksek olsa daha iyi olur. 20 bin, 25 bin olabilir. Neden? Neden? Çünkü bir ev fiyatları uçtu. Mesela biz evimiz yıkıldı. 1+1'i 7,5 milyara tuttum. Yani ev fiyatları çok yüksek. Asgari ücret az yani bu çalışmasına rağmen arkadaşların. Çok az yani. Peki ne kadar olmalı? 20. Ortamı başına aldı gitti pahalılık her şeyi. Çok pahalı. Her şeye zam her şeyde hani her şeye ürün, her şeye zam. Mesela bir şeye varıyorsun, markete varıyorsun. 1 milyarla 2 parça bir malzeme alıp geliyorsun. Bir şeye güç yetmiyor.